hep yolda. Erense uzayda. Gülçesim sevdi. Cemre çok zorlu biri. Bir çatı altında. Hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden. Test etmeyip vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Gerçek aşk yolda, aslında kapında. Çat kapı gelmiş, kimmiş neyin nesiymiş. Bir çatı altında, hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden. Test etmeyip, vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Hepsi bir. Selam Korkut. Arzu'yu gördün mü? Kafedeydi. Senin canın mı sıkkın? Kaza yüzünden değil mi? Hata sende ama. O kıza araba teslim edilir mi hiç? Önümüze köpek çıktı. Benim her gün önüme çıkıyor. Çarpıyor mu? Eren, bir şey soracağım. Bunun içinde ne var? Kuş konmaz, brokoli, pancar, yer elması, bir renginer kalbi. Ya siz hiç vejeteryan pizza diye bir şey duymadınız mı hayatınızda ya? Kızım, hiçbirimiz vejeteryan değiliz ki. Bu pizza kime? Zaten vejetaryenler bu pizzayı görse hepsi birden et obur olurlardı. Madem havaya girdik, Barış'ın partiye gidelim. Yapma ya. Gerçekten gidecek miyiz? Doğrusunu söyleyeyim mi? Cemre çok hoş bir kız. Geç bunları ya. Alev gibi bir kız varken Cemre'yle ne işin olur senin? Alev çok acayip bir kız. Bugün Murat Boz konserine çıktılar. Ne? Murat Boz mu? Ay ne yakışıklı çocuk. Tıpkı benim Uğur'um. Biz niye gitmedik konsere? Uyan Arzu, uyan. Konsere çıktılar dedim. Yani? Okul kurallarına aykırı. Hocam! Orada dur Korkut. Orada dur. Şimdi söyle. Hocam acaba dans bölümüne geçebilir miyim? Sen de mi Korkut? Bu ne ya? Salgın hastalık gibi. Önüne gelen bölüm değiştiriyor. Hocam çok önemli. Korkut sen dans edemezsin ki oğlum. Olsun hocam ben de seyrederim. Abuk subuk konuşup benim asabımı bozma. Sen drama sınıfının en iyi öğrencisisin oğlum. İleride çok iyi bir aktör olabilirsin. Olurum değil mi hocam? Olursun olursun da. Bir de şu sesini kontrol edebilsen. He? Hadi bakayım hadi. Araba nerede? Tamircide aküsü bitti. Aküsü mü bitti? Ulan 2007 model arabanın aküsü biter mi hiç? Sen çocuk mu kandırıyorsun? Kaza yaptım. Kaza mı yaptın? Oo kızlar. Selam. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyidir. Selam. Alayım. Onu da alayım ben. Bu gece gideceğiniz benim. Süper. Eren sen bana yardım edebilir misin? Olur. Hadi. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyiyiz senden. İyi. Ne oldu yine? Uyuyamadım. Ayrıca ilk gidi uyumamışım. Ne arıyor bu burada? Ne istersin Olgun Şeker? Sana ninni söyleyeyim mi? Çocuk muyum ben? Şarkı söyleyeyim o zaman. Ay aman sakın ha. Emre sen iyi birisin. Öyle miyim? İnsanlar hakkında şimdiye kadar hiç yanılmadım.
küçük bir yalanla başladı önce. Masum oyunlar, zararsız bakışlar. Oh, oh. Tamam tamam anladık, fena değilsin. Hemen eve dön. Bak son kez söylüyorum. Ya eve dönersin ya bundan sonra olacaklardan sen sorumlusun. Ne oldu yeğenim? Birine mi baktıydın? Ben kimseye bakmıyorum efendim. Allah sana bildiği gibi yapsın. Yasemin'e geldim. Bozacılar kiminle bağırıyorsun gece gece ya? Bağırmıyorum efendim, benim sesim öyle. Dur dur gelme. Oradan konuş. İyi mi böyle? Yok biraz daha geri. Heh şimdi söyle bakayım. Ne yapacaksın Yasemin'i? Ben sokakta kaldım. He ne güzel. Bir sokak çocuğumuz eksikti. Ben sokak çocuğu değilim efendim. Babamın çocuğuyum. Sorunlu galiba. Paranı alma. Ondan sonra da geç geliyorlar. Korkut, ne işin var senin burada? Heh, ben de aynen böyle söyledim işte. Kusura bakma Yasemin. Yavaş. Diyorlar ya. Kusura bakma Yasemin. Çok rahatsız ettim ama. Ya ben başka nereye gideceğimi bilemedim. Of, i̇çeri gir hadi. Ali, geldin demek. Yok, hala yemekteyim. Tamam. Emre nerede? Yasemin? Sanırım mutfakta. Uyumadın mı sen? Ne? Ne iş var korkutun bizim evde? Neyse, tamam. İyi yapmışsın. Hı, tamam. Oo, parti çok sıcak geçiyor. Düşündüğün gibi değil Alev. Bir şey düşündüğüm yok bayan saman altından su yürüten Dalton Kırmızı. Gördüğüm bir şey var. O da hiç hoş değil. Emre ve Cemre. Madem tencere yuvarlanmış, bu da kapak olsun o zaman. Ne yaptın sana Hüseyin? İnanamıyorum ya. Bir gece yalnız bıraktım sizi. Başınızı belaya soktunuz. Bu tarafa doğru konuş canım, bu tarafa. Aa, üstüme gelmeyin artık. Ayrıca sen mi söylüyorsun bunu? Geçen gün arabayı parçalayan ben miydim? Zaten canım sıkkın. Oo, niye canın sıkkın Cemre? Emreciğinden ayrıldın diye mi yoksa? Dalga geçme Gülçin. Hadi bırakın artık, olan olmuş. Şu anda çözmemiz gereken çok daha önemli bir şey var. Eviniz çok şeymiş. Neymiş? Bilmem, iyi bir şey herhalde. Ay, İlyas efendi. Ne oluyor? Sabah temizliği. Sabah çok var İlyas efendi. Ama hicri takvime göre sabah. Ne haber? Biz de sakız ya yedik. Bak, senin bu koca kulak olayın fazla olmaya başladı ama ha. Ona göre. Çok merak ediyorsan İlyas efendi, Korkut bu gece Mert nerede kalacak? Duydum. Aferin kızlar. Sizden de bunu beklerdim zaten. Ve ağzını bile açma. Ağzını bile açma, kulağım hala ağrıyor, Allah seni inandırsın. Hadi yukarı. Kızım yoga bu yoga. Ne alaka şimdi bu? Televizyonda her sabah var. Yoga yapanlar normal insanlara göre %70 daha stressiz ve huzurlu oluyorlarmış. Asıl dün gece Korkut ineği nerede kaldı biliyor musun? Daha sonlarda. Yok artık. Ciddi misin? Partide duydum. Eren telefonda diğer Daltonlardan biriyle konuşuyordu. Bak kim geldi. Oo, aşk böceği de gelmiş. Bana mı dedin? Tabii sana dedi. Kime diyecek? Senden başka geceyi 4 kızla geçiren var mı? Ne diyorsun sen ya? Yalan mı? Daltonlarda kalmadın mı dün gece? Baksana çocuk perişan olmuş zaten. Uyuyamadın mı canım? Aşk böceği ha? İstediğim oluyor galiba. Benim saf oğlum kız tavlamaya başladı sonunda. Ya kızım nasıl kilitlenirsin ya? Akşama konser vardı. Ya elimde mi Yasemin? Kasıldım işte. Açamıyorum bacaklarımı. Ben şimdi açacağım senin bacaklarını ha. Stres yok kızlar. Al sana stres. O kadar sağlıklı beslenmenin sonucu budur. Sonunda ota döndün. Kendin dev aynasında gördüğün için hiçbir şeyin farkında değilsin. Ama benden buraya kadar. Bundan sonra herkes kendi yoluna. Öyle mi? Öyle. O biri
Biri beni cincüklesin lütfen. Şimdi gösteririm ben sana. Ya yansın saçmalama ya. Cincik olsun ya. Bozulsun abi. Allah Allah. Duydunuz zilin sesini. Birinci raundun sonu. Ajan gördünüz değil mi? Ünlü olduk ünlü. Hiç anlamadım vallahi. Burada senin adın geçmiyor ki. Dayı şunun sesini kıssana. Dayıcığım doğuştan o. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ağzına bir şey tıkasak. Nasıl bir şey? Mesela süzgeç taksak. Kusura bakma ya. Yok yok ben alıştım. Aslına bakarsan hoşuma bile gidiyor. Komik oluyor. Dayı korkutup bizimle kalabilir mi? Kalacak zaten organik şeker. Ama fazla konuşmasın olur mu? Bunlar onlar mı? Evet. Bu Gülçin mi? Evet. Maskeyle daha güzelmiş. En güzel Yasim. En güzel benim bir kere. Allah Allah. Yandık yandık. Bu arada sana söylemeyi unuttum. Barış'ı yarın için yemeğe davet ettik. Ne? Yarın akşam kızlara yemeğe davetliyim de. Hadi be. Uyduruyorsun. Vallahi ister inan ister inanma. Yarın bu iş bitecek oğlum. Uyuyamayacak mıyım ben? Kim olabilir ki bu saatte? Bilmiyorum. Zaten bu evde bir uyuyabilsem dişimi kıracağım. Ne oluyor ya? Bilmiyoruz. Açsanıza kapıyı. Açmazsanız tamam, nereden gideceğiz? Kızlar. Ne oluyor bu Mert? Saatte? Barış aradı. Alev'i hastaneye kaldırmışlar. Ne? Galiba intihar etmiş. Abi neredesin? Bir saat oldu ya. Olacak iş mi abicim ya? Nasıl yapar bunu ya? Abi hem kızın kalbini kırıyorsun hem de konuşuyorsun. Ya bırak abicim. Alev kalbi kırıldı diye intihar eder mi? Etmez mi? Etmez. Görürsün bak. Kesin başka bir şey çıkacak bunun altından. Ne oldu? Nesi varmış? Durumu iyi. Tahlil sonuçlarını bekliyorlar. Babası kesin öldürecek beni ya. Sakin ol. Babası iş gezisindeymiş. Sadece annesi var. Neyse sen geldiğine göre nöbeti sana devrediyorum. Eyvallah. Görüşürüz. Hadi, görüşürüz. Hadi gidin. Hepsi benim yüzümden oldu. Saçmalama Cemil. Sen bir şey yapmadın ki. Bunu biz biliyoruz da Eren'cim. Görünüşe bakılırsa Alev bilmiyormuş. Kızım sen de yangına körükle gitmesene. En iyisi hastaneye gidip Alev'le konuşmak. Her şeyi anlatırım. O da hatasını anlar. Yapma Cemre. Yani sen anlatacaksın. Alev de bunu anlayacak öyle mi? Daha iyi bir fikrin var mı Gülçin? Peki.
Tamam o zaman. Ben de seninle geliyorum. Yasemin sen de... Tamam tamam biliyorum. Ben Eren'le kalacağım. Bir de Banu Hoca'yı arayıp haber versen. Tamam. İyi de peki nasıl gideceğiz? Yani bu saatte dolmuş ya da otobüs bulamayız herhalde. Ben sizi götürürüm. Ya ama senin külüstür vasfası yine bizi yolda bırakmasın. Sen aldırma ona. Artık alıştım. Ben de sizinle kalayım bari. Sen de biz gelinceye kadar burada kal, tamam mı Morgan Şeker? Olmaz, ben de sizinle geleceğim. Dayıcığım senin ne işin var hastanede? Neden o gelebiliyor da ben gelemiyorum? Dayısının bir tanesi. Senin sabah erken okulun var. Sonra uykun alamazsın. Beni hep uyutmaya çalışıyorsun. Yetişkin bir insan için 6 saat uyku yeter. Yetişkin bir insan için evet. Sen? Ben çocukmuşum gibi davranma. Tamam sen kaşındın. Yarın okulda uyur gezer dolaşınca aklın başına gelir küçük hanım. Annem banyoda baygın bulmuş. Yanında boş ilaç şişesini görünce hastaneye getirmiş. Annem nerede? Dışarıda. Doktorlarla konuşmaya gitti. İyi geceler. Acil gelen hasta kaç numarada acaba? 110 numarada. Tamam sağ olun. Niye yaptın Ali? Neden intihar ettin? Saçmalama kızım. Bende kendini öldürecek göz var mı? Ama baygın yatıyormuşsun banyoda. Yoksa yediğin bir şey mi dokundu? Bir şey yediğin mi var Arzu? Peki ya ilaç şişesi? Bir kere ilaç dediğim multivitamin şekeri. Açlıktan bitkin düşmüştüm. Son 3 vitamini de attım ağzıma. Sonra kustum. Hatırlamıyorum. Demek bayılmışım. Emre... Durumu nasıl? İyi mi? İyi. Yani bir şey yokmuş. Ya ben çok üzüldüm Emre. Senin bir suçun yok ki. Hem daha ne olduğunu bile bilmiyoruz. Emre'nin haberi var mı? Var tabii. Dışarıda bekliyor. Ciddi misin? Evet. İşte bu harika. Hadi gidip çağırsana. Alev seni bekliyor de. Tamam. Nasıl oldu durumu? İyi mi? Merak etme canım. Senden daha iyi. Seninle konuşmak istiyor. Ben de gelebilir miyim? Sen gitsen daha iyi olur. Bana bak ne biçim konuşuyorsun sen? Bu ne ya? Zenci Dalton mu? Arzu lafına dikkat et sonra karışmam. Demek Vincent'in de aramızda. Bir etkit eksik desene. Çin balı sosyete ne diyorsun sen ya? Ay ne şirlet. Bizim okulda olsa parçalardık valla. Dayıcım ayıp. Yakışıyor mu senin ağzına böyle sözler? Sakın bir daha duymayayım. Kızacaksın biliyorum ama doğruya doğru. Bu sefer şirret lafı cukuturdu. Bizi yalnız bırakır mısın biraz? Niye? Nasılsa sen gidince bana anlatacak. Of tamam ya. Bak Alev. Bu yaptığın çok saçma. Ama seni çok seviyorum aşkım. İkimiz de biliyoruz ki sen kendinden başkasını sevemezsin Alev. Ben senin için ölümü göze almışım. Senin dediklerine bak. Beni bir kez daha kırdın aşkım. Demek sonunda kendinize gelebildiniz küçük hanım. Geçmiş olsun efendim. Mersi. Çok üzgünüm anne. Ben daha üzgünüm küçük hanım. İntihar ettin diye ödüm patladı. Halbuki açlıktan bitkin düşmüşsün. Şimdi söyleyin bakalım. Neden yemek yenmiyor? Anne,
Yoksa o manken hastalığına mı yakalandın? Neydi, Blumi ya? Anne. Lütfen soruma cevap ver küçük hanım. Ben artık gideyim. Tekrar geçmiyorsun efendim. Sağ olun. Siz de yorduk buralara kadar evladım. Önemli değil. Kusura bakmayın. Söyle bakalım küçük hanım. Nedir bu yemek yememin? Anne. Hadi gidiyoruz. Ne oldu? Alev Hanım numara yapıyormuş. İnternet falan yokmuş. Ajan nasıl olur? Annesi baygın bulmuş ya. Açlıktan bayılmış. Süper. Bizim de burada yüreğimiz ağzımıza geldi. Neyse. Sonuçta serum yiyince kendine gelmiş. Gayet iyi. Ne oldu çocuklar? Söylesenize ne oldu? Merak etmeyin hocam. Bir şey olduğu yok. Meğerse Alev Hanım numara yapıyormuş. Ne yani, bayılmamış mı? Bayılmış ama açlıktan. Nasılsın Mert? Özledin mi bizi? Özlemez olur muyum? Neyse ki az kaldı. Haftaya dönüyorsun. En çok da sizin dersinizi özledim. Ah, sen bir de bana sor. Hocam bari siz yapmayın. Aman Mert, ne olmuş sesin kötüyse? Şarkılarım bir harika. Cidden beğendiniz mi hocam? Hem de nasıl? Ben de şarkı söylüyorum. Öyle mi? Ne güzel. Bir gün dayın seni okula getirsin de dinleyelim o zaman. Getiriyorsun değil mi dayı? Kendi okulun ne olacak dayıcığım? Sen de benim okuluma taktın. Sanki sen çok iyi bir öğrencisin. Zırt pırt uzaklaştırma alıp duruyorsun. Ayıp, öyle söyleme Zeynepciğim. Dayın para kazanıp size bakmaya çalışıyor. Niye uzaklaştırma veriyorsunuz o zaman? Okulların kuralları vardır. Ama dayım kötü bir şey yapmadı ki. Haklısın Zeynepciğim. Bu sorunu çözeceğim. Sana söz veriyorum. Hadi biz bunları niye burada konuşuyoruz ki? Gidelim. Hadi gel. Ya acıktım ben. Yaparım ben ya. Sen de aç mısın? Yapayım mı tost sana? Sen zahmet etme, ben yaparım. Otur sen. Ben yaparım. Aa, geldiler. Ne var İlyas efendi? Hayırdır Yasemin? Diğer kızlar Mert'le paldır küldür nereye gittiler? Koca kulak operasyondan sonra. Şimdi de evinizi mi gözetliyorsun? Ne alakası var canım? Mert'in tosbağasının gürültüsüne kalktı. Kızlarla gittin nereden biliyorsun? Sadece ikinizi görünce bir tahmin. Aa, Orkut Bey de buradaymış. Evet efendim, buradayım. Şşş, yavaş canım, yavaş yavaş. Güle güle İlyas efendi. He? Başka kapıya. Eminsin mi? Eminsin mi? Hadi başka kapıya. Of. Yasemin. Korkut. Sana teşekkür etme fırsatı bulamadım Yasemin. Ev meselesi ise bana değil, Mert'e teşekkür et. Sadece ev değil. Bana iyi davrandığın için de teşekkür ederim. Saçmalama Korkut. Tamam. Sesin gergedan gibi olabilir. Ama benim için diğerlerinden farkı yok. Biliyor musun bazen ne düşünüyorum Yasemin? Davet etmişsiniz. Evet. Beni neden çağırmadınız? Bunu sana yapmak istemedik. Nasıl yani? Anlaman için Eren'in yemeklerinden tatman lazım. Tam bir kabus. Olsun. Ben yemek için gelmiyorum ki. Bak, uyarmadı deme. Demem. Tamam, sen bilirsin. Harika. Harika mı değil mi görürüz. Demek Alev Hanım numara yapıyormuş. Bu kızdan gerçekten korkulurmuş ya. Bana Alev'e biraz haksızlık ediyormuşuz gibi geliyor. Arkadaşlar, ben doğru mu duyuyorum? Bu konuşan Cemre mi? Yoksa hastanede başına bir şey mi düştü? Abartmayın kızlar ya. Sonuçta numaradan bayılmamış ya.
Sadece annesi yanlış anlayıp intihar etti sanmış. O da durumu kullanmış. Böyle bir şey aşk acısı çeken herkes yapabilir. İnanamıyorum. Sen bu kafayla devam et. Bakalım daha başına neler gelecek. Her neyse kızlar. Her şey tatlıya bağlandığına göre artık gidip yatmamız gerekiyor. Yoksa Zeynep Hanım sabah mızırdanmaya başlar. Hiç de bile. Tamam Orgen Şeker. Hadi gidip artık yatalım. Hepinize iyi geceler. Geçmiş olsun Eren'cim. Teşekkür ederim. İyi geceler Yasemin. İyi geceler Korkut. Ya ne yapıyorsun, delirdin mi ya? Asıl sen ne yapıyorsun? Bakıyorum kilitlenme kalktığı başına getirmedi. Ay ödümü patlattın ya. Asıl senin yüzünden yine kilitleniyordum. Heh, bir bu eksikti. Artık ne zaman başını sıkıştı kilitlendim numarası yaparsın. Ne o senin elindeki sabahın köründe? Akşam Emre ile Barış gelecek ya, temizlik yapıyorum. Emre de mi geliyor? Ya sana söylemeyi unuttum. Dün gece Emre'yi de davet ettim. Ben de Mert'le Korkut'u çağırdım. Aman ne güzel. Sen böyle mi geliyorsun? Şaka mı yapıyorsun Gülçin? Hazırlansana o zaman. Geç kalıyoruz. Bu yeni kilitlenme pozisyonu mu? Ha ha ha. Hadi bakalım Orgen Şeker. Bu konuda şuradan geçirdik mi? Tamam. Dayı, bugün okula gitmesem olmaz mı? Ne oldu dayıcığım? Yoksa uykunu mu alamadın? Çok hastayım. Numarayı bırak prenses. Bütün gece uykusuz kalırsan olacağı buydu. Belki bir dahaki sefere dayının sözünü dinlemeyi öğrenirsin. Şimdi doğru okula. Ben de alev gibi düşüp bayılırsam görürsün gününü. Seni gidi çok bilmiş internet kuşağı seni. Günaydın. Aman abi ne yapıyorsun ya? Ödünü kopardın çocuğun. Ben çocuk değilim. Ne yaptın ya? Daha ne yapacaksın Korkut? Sürekli ortalıkta operadaki hayat gibi dolaşıp duruyorsun. Bir, önce önüne bakacaksın. İki, sesini kısacaksın. Üç, gözlüğün yokken asla ama asla hareket etmeyeceksin. Uf abi ya, nefret ediyorum bu gözlüklerden. Yapma Korkutçum. Sen ve gözlük gül gibi geçinip gidiyorsunuz. Şimdi anlamsız bir kavga çıkarıp boşanmanın ne gereği var? Gözlüğün kırılırsa hiçbir şey göremezsin. Teşekkür ederim. Of abi ya, bütün gece uyuyamadım. Kabus görüp durdum. Hayırdır? Okulda kızlar kovalıyordu. Bu mu kabus? İnsan daha ne ister be abi? Yavaş abi, çocuk burada ya. Sensin çocuk. Bilgi çorgan şeker. Senin servis vaktin gelmedi mi? Ama dayı. Aması falan yok. Servis gelmek üzere. Hani nerede bakayım dayının öpücüğü? Hadi bakayım. Sana da bay bay. Bay bay. Hadi Yasemin, geç kalıyoruz. Geldim geldim. Alt tarafa okula gidiyoruz. Ne bu süs? Bakıyorum ünlü olmak seni şimdiden bir değişime uğrattı Yasemin. Ya ne alakası var? Hem sen bana söylesene, kendine baksana. Ne bu saç? Ne var? Her zamanki gibi işte. Vallahi bilmiyorum. Bana her zamankinden daha bir özenli geldi. Yoksa Emre için mi? Ya saçmalama Yasemin. Üf. Ne o? Bundan sonraki hayatını o koltukta geçirmeye mi karar verdin? Haha çok komik. Keşke esprilerin de sesin kadar güzel olsa. Ama yok işte. Allah bir yerden verdi mi diğer taraftan alıyor herhalde. Hiç olmazsa benim bir şeyim güzel şekerim. Sen sabah sabah kaşınıyorsun herhalde. İstersen gel kaşı. E tabii o koltuktan kalkabilirsen. Tamam yeter artık. Hadi sen de uzatma da git giyin. Ben gelmeyeceğim bugün. Niye? E akşamki yemek için hazırlık yapmam lazım. Barış'a çok kızmış olmalı. Bu gece çocuğu tam bir işkence bekliyor. Siz geçin dalganızı bakalım. Akşama görüşeceğiz sizinle. Çıkıyor musun ajan? Evet. Geri kenecek bir şey alsana. Kola, gazoz falan. Kız eli boş gitmeyelim. Tamam ben hallederim abi. Olmaz abicim. Dün de alışverişi sen yaptın. Senin bakman gereken bir yeğenim var. Bırak benim de azıcık katkım olsun. Sağ ol abicim. Ya Mert. Sormayayım diyorum ama çok merak ettim. Biliyorum, biliyorum. Ablam senin babasıyla Amerika'da tanışmış. Sonra da evlenmişler.
Ha, adam zenciymiş. Yok, Ukrayna asıllı Çinliymiş. Onun için ortaya siyah tenli bir çocuk çıkmış. Abi o değil de benim esas merak ettiğim, neden Zeynep'e sen bakıyorsun, ailesi yok mu? Geçen yaz ablamlar tatil için Türkiye'ye geldiklerinde bizimkileri de alıp Antalya'ya gitmeye karar verdiler. Sizinkiler derken? Annemle babam sabah arabayla yola çıktılar. Akşam da haberi geldi. Kaza yapmışlar. Hepsi ölmüş. Alemden geriye tek bizim Orgun Şeker, yani Zeynep kaldı. Peki başka akraban yok muymuş abi? Ben çok üzgünüm. Kızlar. Bir şey unutmadınız mı? Doğru ya. Helalleşmeyi unuttuk. Bugün mutfağımızda büyük bir patlama yaşanabilir. Şimdiden hakkımızı helal edelim. Çok komik. Hadi uzatmayın da sökülün paraları. Bak, bu Dalton'la yakıştırmasını iyice ciddiye aldın herhalde. Ay ne oldu ya? Dün gece hastanede size espri gazı falan mı koklattılar? Aa, çok komiksin. Ben hastaneye gittim akıllım. Seninkiler esprilerden sayılmıyor zaten. Uzatmadan hepiniz 20'şer kağıt verin. Yok yok, kesin kararlı. Bu sefer atom bombası yapacak. Ver. Allah'tan bizimkiler daha yeni para gönderdi. Benden de bu kadar. Araba için para biriktiriyorum. Bu kadar parayla fazla bir şey beklemeseniz iyi olur. Bizim zaten beklentimiz sıfırın altında Eren'cim. O yüzden rahat ol sen. Hadi yürü. Hadi. Bye. Sen yine de işkenceyi fazlalaştırma. Bakarız. Nasıl yani? Şimdi o kızların dördü de bu çocuğa mı bayılıyormuş? Kulaklarımla duydum diyorum. Evlerinde kalmış. Hepsi aşıkmış buna. Demek ki bilmediğimiz bir numarası var. Hepsi aşık olduğuna göre. Ay bayılırım güzelmiş çocuklara. Vallahi tanışmazsam meraktan çatlayacağım. Bekle. Ben de geliyorum. Merhaba. 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 Oturabilir miyiz? Niye? Diğer masalarda başka yer yok mu? Var ama biz senin yanında oturmak istiyoruz. Siz bilirsiniz. Sesin ne kadar karizmatik. Hangi bölümdesin? Drama. Belli oluyor zaten. Bu ses, bu boy, bu endam. Tam bir aktörsün. Ben mi? Geçen gün hoca da öyle söylemişti. Sen tabii. Bir de şu gözlükleri çıkarsan resmen Tom Cruise'a benzedin. Öyle değil mi? Süper oldu. Aynı Tom. Ama ben gözlüksüz pek göremem ki. Ay. Ay pek de tatlı bir şeymişsin. Merhaba arkadaşlar. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Murat Boz konserine çıkan kızların haberini duymuşsunuzdur. Duymaz olur muyuz? Kızlar gerçekten inanılmazdı. Ben de düşündüm ki Murat Boz bu okuldan mezun olduğuna göre belki kızlar da bu okulda okuyordu. Siz tanıyor musunuz onları? Aha, tanımaz mıyım? Demek kızları tanıyorsun. Kim? Ben mi? Nereden çıkarttınız canım şimdi bunu? Biraz evvel kızları tanıdığımı söyledim. Ben mi söyledim? Kesin gözlüktendir. Ne alakası var gözlükle? Ben gözlüğü çıkardığım zaman göremediğim gibi salaklaşıyorum da. Saçmalıyım demek ki. Bak hiç farkında bile değilim. Emin misin? Bak benim istediğim sadece küçük bir röportaj. Lütfen bana o kızların kim olduğunu söyle. İsimlerini açıklamam, söz veriyorum. Yok canım. Benim dilim sürçtü. Aa, ders saati gelmiş benim. Benim gitmem lazım bir an önce. Kusura bakmayın.
Bence kesinlikle biliyor. O kadar çok hayranı var ki normal tabii. Belki onları da tanıyordur. Ali, sen ne arıyorsun burada? Niye? Burası benim de okulum değil mi? Öyle demek istemedim. Yani daha dün gece hastanedeydin. Dinlenmen gerekmiyor mu? Daltonlar ortalığı birbirine katarken elim kolum bağlı yatacak değilim herhalde. Daltonlar dedin de büyük haberi duydun mu? Ne haberi? Okula paparazzi gelmiş ne? Kızım. Herkese Murat Boz konserindeki kızları tanıyor musunuz diye soruyorum. Ne? Ciddi misin? Paparazzi seninle konuştu mu? Ona kim olduklarını söyledin mi? Çabuk cevap ver. Hayır canım. Bu büyük zevki sana bırakmak istedim. Saçmalama Arzu. Ona aradığı kızların Daltonlar olduğunu kesinlikle söylemeyeceğiz. Ama neden? Eğer Daltonların sahneye çıktığı anlaşılırsa okuldan kovulurlar. Ve ünlü olurlar. Daha şimdiden gazeteciler peşlerine düştü. Bir de okuldan atılırlarsa önlerinde hiçbir engel kalmaz. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Merak etme Arzu. Senin yanımdaki varlık sebebin düşünmek değil. Ne yapıyoruz? Paparazzi'yi aradığı kızların biz olduğuna inandıracağız. Saçmalama Alev, biz iki kişiyiz. Diğer iki arkadaşımız kimliklerini açıklamak istemiyor diyeceğiz. Dehşetsin Alev. Öyleyim. Bakıyorum seninkiler yok ortalıkta. Nereden benimkiler oluyormuş? Bilmem, sana sormalı. Bak Gülçin, söyleme deme. Bugünkü burcunda yazıyordu. Her an başına bir kaza gelebilirmiş. Ayağını denk al. Peki senin burcunda ne yazıyordu? Bugün her zamanki gibi tersliğiniz üzerinizde. Dikkatli konuşun, sevdiklerinizi üzebilirsiniz. Mi acaba? Korkut! Merhaba kızlar. Ne oldu? Niye gelmiyorsun? Yok, iyiyim ben böyle. Aferin çocuğa. Baktı ki sesini kontrol edemiyor. Sonunda mesafeyi kontrol etmeye karar verdi. Tebrik ederim Korkut, süper. Ne? Sen aldın mı, boş ver. Bugün bunda bir gariplik var ya. Bana bak sen. Sende bir haller var. Bir halt mı karıştırdın? Ben mi? Yo. Yok yok. Kesin var bir şey bunda. Yasemin biraz gelir misin? İster misin şimdi Yasemin'e ilave aşk etsin Korkut? Korkut bu. Yapar mı yapar. Ne oldu Korkut? Yasemin bak, bir şey söyleyeceğim ama kızmak yok. Böyle ağzında gevelemeye devam edersen gerçekten kızacağım. Söyle artık. Peki tamam. Söyle Korkut. Okulda bir paparazzi vardı, her yerde sizi arıyor. Ne var ya? Ekosu buraya kadar geliyordu. Hı. Yandık kızlar. Paparazziler bizi bulursa resmen bittik demektir. Ya da her şey yeni başlıyor demektir. Hiç heveslenme. Renk vermek yok. Gerçek ortaya çıkarsa Erol Hoca bizi mahveder. Aman canım, tanıyamazlar. Yüzümüzde maske vardı. Ben seni nerede olsa tanırım Yasemin. Zevzekliği bırak Korkut. Şimdi söyle bakalım. Nerede gördün paparazileri? Abartma Yasemin ya. Sadece bir kişiydi. Ben gördüğümde bahçedeydi. Neyse. Şimdiye kadar çoktan gitmiştir herhalde. İşte o biraz zor. Hı? Yani maalesef herhalde. Tam olarak emin olmamakla birlikte ağzımdan bir şey kaçırmış olabilirim. Benim gök gürültüsü sesli minik muhbirim buradaymış demek. Kızlar, paparazzi bu tarafa geliyor, hemen kaçın. Kızlar, kızlar, kızlar.
Merhaba hocam. Ne o Barış? Sınıfları mı şaşırdın? Yok hocam. Ben sizinle konuşmak için geldim. Öyle mi? Konuşalım o zaman. Hocam, benim bir derdim var ve bunu ancak sizin gibi kadınların dilinden anlayan biri çözer. Çok haklısın Barış. Anlat bana. Rahatla. Hocam, ben tango öğrenmek istiyorum. Tango mu? Evet, tango hocam. Hocam, bu nasıl diyeyim? Benim için bir tutku. Hayatın anlamı. Hatta sırf tango öğrenmek için Arjantin'e gitmeyi bile düşündüm. Ama sonra dedim ki, burada Bahadır hocamız dururken tango'yu öğretmek Arjantinlilere mi kalmış? Anlıyorum Barış. Tango, insanın kalbini yakan bir inferno. İnferno? Hocam, inferno... Yani cehennem. Cehennem. Hocam, yani bana yardım edecek misiniz hocam? Hocam, hocam. Siz de Güney Amerika'ya doğru valla... Bir an kendimi kaptırmışım Barış'cığım. İşte tango böyle bir şey. Bilmez miyim hocam? Hocam tamam da... ...bana yardım edecek misiniz? Tabii ki. İlk fırsatta gel, derslere başla. Oh, süper! Hocam yani çok teşekkür ederim. Yani sayenizde en büyük hayalim gerçek oldu. Çok kötü oldu. Peki benim asıl anlamadığım, bizim bu okulda okuduğumuzu nereden öğrendiler? Murat Boz yüzünden, bizden mezun ya. Ya aslında bir şey bildikleri yok. Serbest atıştalar. Tabii senin Borazan sesli arkadaşın her şeyi yumurtlayana kadar. Ne alakası var? Hocam, paparazzi ile konuşup okuldan gitmesini söyleseniz. Bu mümkün değil. Burası ünlü bir akademi. Yani biz şov dünyasına o kadar yetenekli sanatçılar yetiştirdik ki basınla ilişkilerimiz hep çok iyi olmuştur. Hem şimdi onu okuldan gönderirsek gerçekten burada olduğumuzu anlar. O zaman da zaten elinden kurtulamayız. Eninde sonunda bizi bulur. Üf, ne yapacağız peki? Tamam. Sakin olun. Halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz? Numara yaparak. Numara mı? Biliyorum bu sizi çok üzecek ama... O gazeteciyi aradığı yetenekli kızların siz olmadığınız konusunda ikna edeceğiz. Yani kötü dans edecek, kötü şarkı... Hayatta olmaz. Başka çaremiz yok Gülçin. Hadi somurtmayın artık. Zamanı gelince acısını sahnede çıkartırsınız, tamam mı? Peki hocam. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Ben şununla bir konuşayım. Bakalım bir şey biliyor mu? Ben de Uğurcuğumu ziyaret edeyim. Öyle mi diyorsun? Merhaba Barış. Ah, Alev, hoş geldin. Ne haber? İyi. Geçmiş olsun Alevciğim. Sağ ol canım. Ben bir arkadaşlarımın yanına gideyim. Sonra görüşürüz Barış. Tamam canım. Otursana. Nasıl oldun? Nasıl görünüyorum? Harika görünüyorsun. Bir de şunu Emre anlasa. Bak Alev, sende de biraz hata var. Biraz ilgi göster çocuğa. Çok yalnız bırakıyorsun. O da kız gibi sürekli naz yapıyor. Böyle giderse Emre'yi Cemre'ye kaptıracaksın, haberin olsun. İsimlerindeki kafiyeden bile nefret ediyorum. Sen yine de Emre'ye iyi davran. Biraz kafası atmış o kadar. Yakında yatışır onun siniri. İsterse yatışmasın. Bugüne kadar kimse beni terk etmedi. Emre hiç terk edemez. İlla ayrılmak istiyorsa söylesin, ben onu terk edeyim. Vallahi bence iyi düşün Alev. Çünkü Cemre'ler bu gece Emre'yi yemeğe davet ettiler. Ne? Sen ne diyorsun? Vallahi benden uyarması. Ben arkadaşın olarak görevimi yaptım. Gerisi sana kalmış. Ben gösteririm ona.
Emre oğlum bittin sen. Ben Tango ile Eren'in başını döndürürken Alev de seni Cemre'den oldukça uzak tutar. Laptop da elden gider. Cemre. Merhaba Emre. Nasılsın? Biraz yoruldum. Zor bir geceydi biliyorsun. Bilmez miyim? Ben de oradaydım. Her zamanki halleri işte. Zaten hep böyle davranıyor diye ondan ayrıldım. Siz şimdi gerçekten ayrıldınız mı? Evet. Artık tamamen bitti. Ya bencilliğine ve aptallığına katlanamıyorum artık. Yani bitmesin benimle hiçbir ilgisi yok. Hem evet hem hayır. Ne demek şimdi bu? İnsan senin gibi iyi biriyle vakit geçince gerçekleri daha rahat görüyor. Artık Alev'le de ayrıldığıma göre. Ya Cemre aslında demek istiyorum ki... Aşkım. Gönderdiğin çiçekler için çok teşekkür ederim aşkım. Çok incesin. Ne yaptın sen üstten? Ne oldu aşkım? Seni o kızdan kurtardığım için sevinmedin mi? Çık artık hayatımın Alev. Çık. Açsa kızı gibi yapıştın ya. Ben size o sakızı yedirmesini bilirim. Paparazzi buralarda mı? Hayır, ortalıkta görünmüyor. İyi tamam. İyi. Bak Korkut, onu bir daha görürsen arkanı dön ve koşabildiğin kadar hızlı koş, tamam mı? Kapış? Kapış. Ay bu o değil mi? Hani şu herkesin hayranı olduğu çocuk. Vallahi o. Baksana etraf yine kızlarla dolu. Ve bulmuşlar, rahat bırakmazlar çocuğu. Bizim neyimiz eksik? Hadi kalkın kızlar, biz de gidelim. Ne yapacağız ya? Ama gerçekten... Yoksa şu genel adama mı? Ne? Eyvah! Hemen kaçalım. Aferin kızlar. Harikasınız. Değiliz. Hatta çok kötüyüz. Derslerimiz iğrenç. Olsun olsun. Önemli değil. Önemli olan diğer alengirli işler. Anlarsınız ya. Burcu ne? Başak. Aslan da çok iyi anlaşıldı. Öyle mi? Hiç haberim yok. Ben Aslı. Bu Selda. Bu da Tuba. Merhaba. Aslanım merhaba. Benim be. Rekordan rekora koşuyor maşallah. Babasının oğlu. Helal olsun sana be oğlum. Aa, ben de Beşiktaşlıyım. Tesadüf. Ne oluyor be? Sorma ya. Korkarım paparazzi bizim kim olduğumuzu anladı. Yapma ya. Emin misiniz? Ya tam değil ama bizden şüphelendi kesin. Öyle artist gibi süslenirsen olacağı buydu zaten. Hiç şaşırmadım. Ya ne alakası var? Şimdi faturası bana mı kesildi? Tamam, birbirinize yemeği bırakın da şu paparazziden nasıl kurtulacağımızı düşünelim. Hadi gelin. Hadi. Bacaklarındaki kilit açılmadı mı? Demek bacaklarının çarpıklığı için şimdi böyle bir bahane buldu. Sen fazla konuşup kendini yorma istersen. Şimdi yine düşüp bayılacak. Ah Cemre, ne alakası var? Alev bayılmadı ki. Kendini öldürmeye kalktı. Ay ay. Doğru. Yalnız biraz yavaş bir yöntem seçmişsin. Açlıktan ölmem bayağı bir zamanını alacak Alev. Kızlar bu kadar muhabbet yeter. Ama hocam. Uzatma Alev. Isının derse başlayacağız.
hocam. Ben okulunuzla ilgili bir haber hazırlıyorum da. Dersinizi izleyebilir miyim? Belli Sima. Tabii ki. Buyurun. Teşekkür ederim. Paparazzi kadın mıymış? Peki bahçedeki adam kimmiş? Drama bölümünde okuyordun değil mi sen? Evet. Hmm. Tam benlik. Ay süper ya. Çok güzel. Korkut. Evet. Merhaba baba. Aa, karizmasını nereden aldın şimdi belli oldu. Aynı babası hık demiş burnundan düşmüş. Çok naziksiniz kızlar ama şimdi bize biraz müsaade eder misiniz? Tabii. Sonra kaldığınız yerden devam edersiniz. Bay bay. Görüşürüz. Bay. Kaç gündür eve uğramıyorsun? Unuttum baba, sen kovdun beni. Olur mu oğlum? Ben biricik evladını kovar mıyım hiç? Baba ne olur beni anla. Artık kaç yaşına geldim? Kendi evime çıkmak istiyorum. Tabii oğlum tabii. Büyüdün artık. Hem sen beni yanlış anladın. Sadece annen merak ediyor. Arada bir eve uğra diyecektim. Ayrıca kirayı da dert etme. Neyse ben öderim. Mert diye bir arkadaşımla kalıyorum. Kiranın yarısını ödesek yeter. Dert ettiğin şey kira olsun. Ben aslan oğlum için gerekirse o evi satın alırım. Yapma baba. Her şeyi parayla ölçmekten vazgeç artık. Mert bütün ailesini kaybetmiş. Ufak yeğeniyle tek başına yaşayan, geceleri barlarda çalışıp yeğenlere bakmaya uğraşan bir çocuk. Ama inan, senin bu teklifini duysa kabul etmez. Para sadece senin için önemli. Olur mu? Para hayattaki en önemli şeydir. Senin gibiler için olabilir ama bizim umurumuzda değil baba. Şimdi gitmem lazım. Derse gireceğim. Madem okulumuz hakkında haber yapıyorsunuz, size okulumuzun en yetenekli kızlarını takdim edeyim. Memnuniyetle. Cemre, Yasemin, Gülçin, gelin bakalım. Hocam, biz gelmesek? Niye? Yoksa siz de mi kilitlendiniz? İtiraz istemem. Hadi gelin bakalım. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Çıkacağız. Ve hayatımızın en kötü dansını yapacağız. Şunlara bak, ne kadar da amatörler. Halbuki biz konserde böyle miydik? Kızlar siz misiniz? Hadi ama kimseye söylemeyeceğim. Söyleyin bakalım, bu kızlar siz misiniz? Yorum yok. Söz, isminizi gizli tutacağım. Lütfen bizi zorlamayın. Hadi ama şan, şöhret, bunu kim istemez ki? Bakın biz aslında sizinle konuşmak istiyoruz ama diğer iki arkadaşımıza söz verdik. Demek diğer ikisi konuşmak istemiyor. Onlar da bu okuldan mı? Siz paparazzi değil misiniz? O kadarını da kendiniz bulun artık. Şimdilik başka açıklama yok.
Cemre, yeter artık. Her yer derli toplu, görmüyor musun? Cemre'nin bir şeye inanması için görmesi yetmez. Her duyusuyla tek tek algılaması gerekir. Aman ne komik. Espri yapmaya harcayacağın zamanı biraz da temizliğe ayırsanız ben de bu kadar yapmam. Vallahi hiç bahane uydurma Cemre. Çünkü sendeki bu resmen hastalık. Niyeymiş o? Duş almadan önce sabunu yıkayan başka bir insan tanıyor musun? Sen bana laf edeceğine kendine bak ya. Kim bilir çocuklar için ne eziyetler hazırladın. Doğru ya. Söyle bakalım bizi ne eziyetler bekliyor. Hayır, herkes salona. Sofraya oturana kadar yemekleri görmek yasak. Salona. Vallahi abi kilidi komple açılmış bunun. Ya kafasına göre davranıyor ya. Oo, hoş geldin Barış. Merhaba Eren. Merhaba. Teşekkür ederiz, çok sağ ol. Gelsene. Merhaba kızlar. Hoş geldin Barış. Merhaba. Hoş bulduk. Neden üçü beyaz bir tanesi kırmızı? Dördü de çok güzel. Ama içlerinden sadece biri çok özel. Alayım Kazanova. Geçsene. Emre, gitmeyeceksin diyorum. Nereye gideceğimi sana sormayacağım Alep. Hem artık kabul et. Aranızdaki her şey bitti. Hayır, bitmedi. Ben bitti demeden bitmez. Daltonlara gidiyorsun değil mi? Bu seni hiç ilgilendirmez Alep. Emre, eğer şimdi gidersen bir daha asla bana dönemezsin. Merak etme Alep. Sana dönmek gibi niyetim yok zaten. Al şunu. Şimdi gidiyorsun ama dönüşün muhteşem olmayacak Emre. Biz geldik. Hoş geldiniz. Mertler galiba. Nasılsın Zeynep'ciğim? İyiyim, iyiyim de saçımı bozmazsam daha iyi olacağım. Kızlar, neler pişirdiniz böyle? Harika kokular geliyor. Demişler Mert, insanda görünüşe, yemekte kokuya aldanmayacaksın. Ne haber? İyi valla, sen nasılsın? Aynı be. Özledik abi seni, neredesin? Pazartesi döneceğim ajan ya. İyi bakalım, hadi. Ne haber? Ne haber? İyiyim valla. İyi. Hadi sofraya oturmayacak mıyız artık? Emre'yi bekliyoruz. Aa, belki gelmez o. Niye? Alev'le buluşacaktı galiba. Ben açayım. Merhaba Cemre. Hoş geldin. Bunu sana size aldım. Teşekkürler. Hay aptal kafam. Biz niye çiçek almadık? Almalı mıydık? Pastaldık ya oğlum. Seni bilmem ama ben almalıydım. Hey, ben geldim. Hoş geldin Emre. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyidir. Ne haber hocam? Neredesin ya? Abi ne olsun işte. Ne haber? İyiyim. Hey hadi. Takım tamamlandığına göre yemeğe geçelim artık. İyi valla, kendi kaşındın. Hadi hadi. Oo, neler var neler. Hacı. Ya bu kızlar var ya, iyice nazıttılar ha. Bir sürü çocuk da oluştu eve. Şşş. Ne seyrediyorsun? Vahşi hayat. Penguenler. He. Bak bu ilginç hayvan ha. İki kutupta soğuk ama sadece birinde yaşıyor. Hangisinde? Kuzeyde. Niye ki? Bak bu iyi bir soru. Çünkü kuzey yukarıda oluyor ya. Şimdi yukarıda... Ya cahil cahil konuşma. Sus da dinleyelim. Pijame. Tamam sustum. Sustum sen. Dinleyelim. Sürpriz galiba. Ellemesene şunu. Ne yapıyorsun ya? Bu ne gizlilik ya? Gören de tencerelerin içinde devlet sırrı var zanneder. Gülçin. Bir daha baksana şuna. Benim ne suçum var ya? Hem sen çok merak ediyorsan kendin bak. Aa, yandı.
Yapmayın kızlar ya. Yaptım. Biraz o kadar da kötü olamaz. E kötü değil tabii. Kötü demeklerine haksızlık ederiz. En iyisi rezalet diyelim. Evet. Herkes hazırsa menüyü açıklıyorum. Hazırız. 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 Son duanızı edin arkadaşlar. Salata ve böreği gördünüz. Pilavı tahmin ettiniz ama neli olduğunu bilmiyorsunuz. Evet, patlıcanlı pilav. Oo. İyiymiş. Oo. Burada mantarlı tavuk sote. Çok. Et mi yapmış? Ve en son olarak da yaprak sarması. Ya. Bravo. 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 Ziyafet var oğlum, ziyafet. Eren sen ne yaptın? Yoksa yemek şirketi falan mı aradın? Kesin Eren abi, kesin. Siz onları aldırmayın çocuklar. Bizim kızlar yemekten hiç anlamaz. Bence biz bunun tadını çıkaralım. Tıpkı Halley kuyruklu yıldızı gibi. Böyle bir yemeğin kaç yılda bir bizim eve geleceği hiç belli olmaz. Gerçek aşk yolda, aslında kapında. Çat kapı gelmiş, kimmiş neyin nesiymiş. Bir çatı altında, hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden. Pes etmeyip, vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Aşk gelirse bir mola verelim. Şimdi sıra. Ay bir de tatlı yaptım deme. Vallahi düşüp bayılırım ha. Zaten bu aralar pek bir moda. Hayır, sıra tabuda. Süper. Oynarsın değil mi? Bayılırım. O zaman kızlar erkeklere karşı. Tamam mı? Tamam. Tamam. Dayı ben sizinle olmak istiyorum. Tamam organik şeker. Hadi o zaman bunları kaldıralım artık. Hadi. Hadi. Şimdi peşin fiyatına 8 ay. Ah. Şimdi söyle bakalım ne söyleyeceksin. Ya yemek yemeyeceğiz mi? Karnım acıktı ya. Ay, kahvaltılık bir şeyler getireyim. Gene mi kahvaltılık ya? Gene mi yemek yapma? Bütün gün ekonomik kanalları izleyip borsa borsa dolaştın değil mi gene? Çözeceğim İlyas. Bu işin sırrını çözeceğim. Sonra bütün paramızı, ananın taktığı altınları en iyi kağıda yatırıp zengin olacağız. Ne zengin olacağım ki kız? Sen varsın ya. Yapma. Gel. Gelin. Zeytin getireyim. Allah gözünü kör etmeyin senin İlyas ya. Ben Enes Efendiler için bir şeyler ayırmıştım. Verip geleyim siz başlayın. Tamam. Ben başlasana abici. Diyorsun abi. Kaç çek Barış? A mı B mi C mi D mi? B. 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 Tamam gel. Tamam. Tamam, çok kolay abiciğim. Hadi abiciğim. Başladı. Emre, oğlum. Hani sen böyle sürekli sevgili değiştiriyorsun ya. Sen şimdi ne oluyorsun? Çapkın. Çapkın olabilir mi acaba? Değil abi, değil. Yok öyle bir şey abiciğim ya. Uydurma. Oğlum cevap versene. Süre geçiyor. Hani sürekli gözün dışarıda. Hani her gördüğüne aşık oluyorsun falan. Ne diyorsun abiciğim ya? Yalan valla. Hatta komplo. Ajan başka yoldan anlatsan şunu. İyi. Bir de şöyle deneyelim o zaman. Fırından ekmeği nasıl istersin? Sıcak. Benzeri. Pişkin. Ah işte bu be. Harika. Harika. Çocuklar. Harika. Evet bu. Koparırak ye. Koparırak ye. Aha. Kapı çalıyor sevgili, bir baksana. Ya sevgilim, bütün kapılara ben bakıyorum. Bugün de sen bak ya.
Kuru sevdim ben heyecan yer. Hayatta bırakmaz. Kurban olurum seni verene. İyi akşamlar İlyas efendi. İyi akşamlar, acele program kaçıyor. Ne izliyorsunuz? Vahşi Hayat, Pembo Enler. Ha. Nasıl ya? Bu akşam şu meşhur töre dizisi vardı, siz seyretmiyor musunuz? Yok. Yok be kızım. Hepsi duygu sömürüsü onların. Senin izlenen bir şey mi lazımdı? Yok İlyas efendi, bizde misafirler vardı da. Ha, farkındayım. Olmasan şaşardım zaten, her neyse. Yemek yapmıştım da size de biraz bir şeyler ayırdım. Hadi ya. Niye zahmet ettin kızım? Olur mu Hacer abla? Az bir şey ama tadımlık. Oo, yaşadık kız. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gelmez misin içeri? Yok Hacer abla, çok sağ ol, ben gideyim. Bizimkiler bekliyor beni. Peki nasıl isterse. İyi akşamlar. Hadi güle güle. Bir şey al, akşam oldu. Tamam tamam. Hadi bakalım. Güle güle. Hadi. Ne getirmiş? Şimdi kızlara bir araba laf edersin. Bak hanım hanımcık, kızlar yemek bile yapmışlar. Ya Sergül, abla görevlisi olmak kolay değil. Herkesin her şeyi bana emanet, anlıyorsun. Açsana sevgilim. Sen şimdi böyle düşünmeye devam et. Abi gidince düşünemeyeceksin o sonuçta. Dur. Al bir tane. Şimdi sıra Korkut'ta. Hadi, hadi, kalk, hadi, kalk, hadi, kalk, hadi, kalk, hadi anlat. Kalk, kalk. Hadi. Hadi, kalk, hadi be. Şey, ben ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ama. Daha hangi hiç oynuyorum ama. Tamam, ben de kalk Korkut. Hangisini çekeyim? İstediğini Korkut. Çekiyorum o zaman. Çek hadi. Hadi, Allah, hadi. Al, B mi, C mi, D mi? B. B. Gel. Hadi çocuklar. Başladı. Şimdi film vardı. Ne bileyim. Romanı vardı. A roman. Yok değil abi. Hani gerçek olmayan ama. Ne oldu be? Ne? Ne oldu? Oğlum hata yaptı. Ne hatası ya? Gerçek dedi. Kelime ne ki? Fantastik. Ver şunu bakayım. Al. Ne abi, ne yapayım ya? Dur daha yeni başlamış. Abi ne yapayım? Allah Allah. Daha önce oynamadım. Ya bırak ben anlatayım ya. Üf, otur ya. Olmaz sırayla. Bak, bırak anlatsın şimdi. Yasin. O anlattı ama. Olsun, ben anlatamıyorum ki. İyi tamam hadi. İyi. Kart çek. A mı B mi C mi D mi? Benimkisi de B. B. İyi tamam gel. Oo, çok kolay. Nasıl gidiyor? Öndeyiz. Oldu. Tabii ki biz öndeyiz. Ben ileriyi görüyorum. Oyunun sonunda görüşürüz canım. Başladı. Hani sonunda laptopunu kaybedeceğin şey. İddia. Tamam. Şimdi onun hayvanlar üzerinde oynanan benzer bir türü. Köpek dövüşü. Oğlum basit misin ya? At yarışı. Tamam. Tamam. Onun yapıldığı yer. Hipodrom. Helal olsun. Harikasın. Helal olsun. Şimdi gördün mü kim kazanıyormuş? Çocuklar. Ne iddiasıymış bu? Ne iddiası? Biraz evvel söyledin ya. Emre'nin laptopunu kaybetmesine sebep olacak olan iddia. Herhalde yanlış anladın Eren. Eren haklı Emre. Hepimiz yanlış anlamadık ya. Değil mi kızlar? Şimdi cevap ver bakalım. Ne iddiasıymış bu? Maalesef söyleyemem. O zaman sürprizin tadı kaçar. Sürpriz mi? Evet sürpriz. Yakında görürsün. Hadi şimdi sıra sende Eren. Kart çek. Bu gece harika vakit geçirdik. Her şey süperdi. O kadar çok eğlendik ki her şey mükemmeldi. Hatta Eren'in yemekleri bile. Yasemin kazadan sonra ilk defa içten gülümsedi. Her şey bir yana, işin en güzel yanı
Yarın cumartesi. İstediğimiz kadar uyuyabileceğiz. Bence bugün henüz aydınlanmadı Mert. Saat 10'a geliyor. Hadi hazırlanın. Çalışmamız lazım. Tamam. Merhaba hocam. Gel. Erol hocam merhaba. Merhaba Banu Hanım. Hayırdır? Artık cumartesi günleri de mi çalışıyorsunuz? Sınav çizelgelerini vermek için uğramıştım. Gelmişken size de bir merhaba diyeyim dedim. İyi ettiniz. Buyurun. Oturun. Tamam. 4, 3, 2, 1. Thank you.
Daha iyi olacak, daha iyi olacak. Hadi. Mert pazartesi günü okula dönüyor. Herhalde bu uzaklaştırmadan bir ders almıştır diye düşünüyorum. Yapmayın Erol Bey. Çocuk o yaşta ailesini kaybetti. Geriye bir tek Zeynep kaldı. Yerine bakmak için çalışmak zorunda. Biliyorum Banu Hanım. Ama ortada yanlış olan bir şey var. Mert kendi başına o kıza bakabilecek durumda değil. O çocuğun bir yuvaya ihtiyacı var. Sakın düşündüğüm şeyi söylemeyin. Üzgünüm ama söylemek zorundayım. Zeynep'in bir anneye, bir babaya ihtiyacı var. Ona evlat edinmek isteyecek bir sürü aile çıkacaktır Banu Hanım. Onun mutlu olabileceği tek yer Mert'in yanı. Bilemiyorum Banu Hanım. Doğru olanın bu olduğundan emin değilim. İnanın bana, ikisi için de en doğrusu bu. Mert'le Zeynep'i ayırırsanız hayat boyu vicdan azabı çekersiniz. Bakın, bu okulun kuralları var. Bu çocukların eğitimi kadar yetişip insanlığa faydalı birer birey olmaları da bizim sorumluluğumuzda değil mi? Kesinlikle. Peki sizce neden aynı suçu 4 kez işlediği halde Mert'e basit bir uzaklaştırma cezası verdim sanıyorsunuz? Sizce normalde okuldan atılması gerekmiyor muydu Banu Hanım? Farkındayım Erol Bey. Ama bence Mert'e karşı biraz daha esnek olabiliriz. Öğrencilerimin, hatta sizlerin yaptığı hatalar karşısında ne kadar anlayışlı olduğumu bilseniz benimle böyle konuşmazdınız Banu Hanım. Anlayamadım. Yakında anlarsınız. Mert bu beste işini niye anlıyor? Evet, ileride çok ünlü olacak. Ama umarım şarkılarını kendi söylemeye kalkışmaz. İyi de sadece o değil ki, biz de çok ünlü olacak. Göreceğiz. Gel. Erol Bey. Buyurun. Merhaba. Ben gazeteciyim. Sizinle biraz görüşebilir miyiz? Tabii. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Birkaç gündür akademinizi inceliyorum. Burası gerçekten harika bir okul. O kadar ünlü şarkıcı ve dansçı yetiştirmeniz tesadüf değilmiş. Teşekkür ederim. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ha bu arada tanıştırmayı unuttum. Banu Hanım, Şan hocamız. Pardon, ben de kendi ismimi söylemeyi unuttum. Ebru ben. Belki sizinle ortak bir çalışma yapabiliriz. Ortak çalışma mı? Ne gibi? Sene sonu yaklaşıyor malum. Okul kapanışında büyük bir yarışma yapmaya ne dersiniz? Ne yarışması? Şarkı ve dans yarışması. Böylece biz şöhretler yetiştiren bir okulla ilgili güzel bir haber yapmış oluruz. Siz de okulunuzda ne kadar yetenekli öğrenci olduğunu göstermiş olursunuz. Hem sadece ünlü mezunları değil, hepsini. Dans ve şarkı yarışması ha? Tartışılabilir bir konu bu. Ama Erol Bey bence... Banu Hanım, siz hep çocuklar ileride büyük bir rekabetle karşılaşacaklar. Öğretmenler olarak onları bu duruma hazırlamalıyız demez miydiniz? İşte fırsat. Hayır, benim anlamadığım Emre'yi aramak için neden okula kadar geliyoruz ki? Cep telefonu diye bir şey onu var. Ben de biliyorum Bayan Graham Bell. Ama ben arayınca Emre cevap vermiyor. Gizli numaradan aradım, onu bile açmadı. Merhaba kızlar. Barış, cumartesi günü okulda ne işin var senin? Ben arabamın anahtarını düşürmüşüm de sınıfa bir bakayım dedim. Senin araban mı var? Niye biz hiç görmedik? Okula getireyim de Korkut'un arabası gibi Dalton'lara yem mi olsun? Hem onu boş verin de sizin ne işiniz var burada? Hiç. Öylesine uğradık. Ha, iyi. Sonra görüşürüz o zaman. Barış, Emre'yi gördün mü? Görmedim ama bak sonra söylemedi deme. Seninkinin bu aralar Cemre Hanım'la arası pek iyi. Alçak. Göstereceğim beni obsesif Dalton'a. Elini çabuk tutsan iyi edersin. Ben sana gelmeyelim demiştim değil mi? Sus Arzu. Baksana şuna. Benim işim kapı kızım. Telefonla ilgilenmiyorum. Eren sen bak o zaman. Çok meşgulüm. Tamam ya aman. Ya bu telefon niye burada? Kesin Gülçin işi bu. Ay, hayatımda ilk defa bir şey yerine koydum. Onu da dayanamadım ya. Alo. Ya, merhaba Yasemin. Hı-hı. Önemli bir konuda konuşmamız lazım. Ne oldu hocam? Bir sorun mu var? Aa, inanmıyorum ya.
Ciddi misiniz hocam? Yoshi hep yolda, Eren'se uzayda. Gülçesi sevdi, Cemre çok zorlu biri. Bir çatı altında, hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Gerçek aşk yolda, aslında kapında. Çat kapı gelmiş, kimmiş neyin nesiymiş. Bir çatı altında.